yerlerde rehin tutulan vekil arkadaşlarımızı, belediye eş başkanlarımızı buradan sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Hepsine merhaba. Evet, baharın direncini, direngenliğini içimizde hissettiğimiz, Nevroz coşkusunu yaşadığımız bugünlerde grup toplantımızı yapıyoruz. Ama bugün aynı zamanda Dünya Tiyatrolar Günü. Sansüre, baskıya, ekonomik sorunlara rağmen tiyatrocular insanı insana insanla insanca anlatma mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Bertolt Brecht'in ifadesiyle sanat gerçeğe tutulan ayna değil, onu şekillendirecek çekiştir. Aydınlık yarınlara ulaşmamızı sağlayacak en önemli araçlardan biridir sanat. Savaşlarda hayatını kaybeden insan sayısı ile övünülen bugünlerde gerçekleri sanatçılarımız, tiyatrocularımız halka anlatabilir. Bu vesileyle Dünya Tiyatrolar Günü'nü aydınlık günlere olan inancım ve umudumla kutluyorum. Bugün ayrıca Dünya Demiryolu Emekçileri Günü. Türkiye'de tren garları birer birer kapanırken, tren seferleri iptal edilirken, banyo taşımacılığı durdurulurken, çalışanların sendikal hakları birer birer ellerinden alınıp emekleri yok sayılırken, kuşkusuz bugünün anlamı onlar için çok daha derin. Onların bugününü kutlarken mücadelelerinin de daima yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bugün üzücü bir olay da gelişti. Rusya'nın Kemerovo kentindeki bir alışveriş merkezinde dün çıkan yangında 64 kişi maalesef yaşamını yitirdi ve 6 kişinin tedavisi de devam ediyoruz. Buradan üzüntümüzü de ifade etmek istiyorum. Bugün aramızda özellikle parti meclis üyelerimiz, Ankara İl Örgütümüzden dostlarımız ve partililerimiz var. Hepinize grup toplantımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Grup toplantılarımızla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ama bu direnişimizle ve mücadelemizle içeride bulunan, rehin tutulan Sayın Demirtaş'ı, Yüksekdağ'ı, diğer milletvekili arkadaşlarımızın da birlikte olacağı günlerin yakın olacağı umuduyla grup toplantımızı başlatıyoruz tekrar ve hoş geldiniz demek istiyorum. Şimdi konuşmasını yapmak üzere eş genel başkanımız Sayın Sezai Temelli'yi kürsüye davet ediyorum. Sevgili milletvekili arkadaşlarım, MYK'mızdan, PM'mizden, Ankara İl Örgütümüzden katılan çok değerli arkadaşlarım, yoldaşlarım, değerli konuklar, değerli basın emekçileri, hepiniz grup toplantımıza hoş geldiniz. Humbi herhatın, serseran serçavan rehatın. Başta cezaevlerinde tutsak olan tüm yoldaşlarım olmak üzere herkese sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 70'lerin karanlığında 12 Mart döneminde Kızıldere'de katledilen büyük devrimci yoldaşlarımız Mahir Çayan ve arkadaşlarını da burada bir kez daha saygıyla anıyorum. 70'lerin karanlığı devam ediyor. Evet, bugün Ankara Üniversitesi Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden ihraç edilmiş olan sevgili Süreyya Karacabey'den küçük bir alıntıyla grup toplantısı konuşmama başlamak istiyorum. İnsanların birbirini yeniden bulacağı kökene çağır bizi tiyatro. Sonsuz kardeşliğin ve barışın dünya sahnesine. Birlikte oyun seyretmenin neşesine çağır bizi. Tarihte ustaların yaptığı gibi cesarete ve dürüstlüğe çağır bizi. Sahneye özgürlük yaz. Dünya Tiyatro Günü vesilesiyle tüm tiyatro sanatçılarını ve tiyatro emekçilerinin Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutluyorum. Evet, sahneye özgürlük yazmaya devam ediyorlar. Biz de alanlara
özgürlük yazmaya devam ediyoruz. Nevroz'da bunu yaptık, özgürlük mücadelemiz devam ediyor. Evet, Nevroz haftası. Geçen hafta Nevroz için alanlardaydık. Bütün engellemelere rağmen Nevroz kutlamaları yapılmasın diye adeta inanılmaz, akla hayale gelmez engellemelere rağmen Nevroz büyük bir coşkuyla kutlandı. Bu Nevroz tabii farklı bir Nevroz'du. Diğer Nevrozlardan farklılıkları vardı. En önemli farklılığı da tabii aslında faşizmin bütün saldırılarına rağmen bir direniş Nevrozu'ydu. Bu direnişin gücü bütün alanlarda kendisini göstermiştir. Ahmet'te göstermiştir, İstanbul'da göstermiştir, Türkiye'nin her yerinde göstermiştir ve bu direnişin devam etme kararlılığını Nevroz alanlarında bir kez daha solumuş olduk. Evet, bu Nevroz farklıydı. Faşizme karşı omuz omuza diye yola çıktığımız kongremizden sonra bu mücadelenin alanlarda neye karşılık geldiğini bu Nevroz'da bir kez daha yaşamış olduk. Evet, Kürt halkının Nevroz'u Türkiye emekçileriyle, Türkiye halklarıyla Nevroz alanlarında buluşmuştur. Faşizme karşı omuz omuza mücadele yükselmektedir. Afrin'le dayanışma yükselmektedir. Savaştan beslenen, savaştan beslenen, savaşla ayakta duran siyasete karşı Nevroz alanlarında büyük bir dayanışma ortaya konmuştur. Kavanın heykelini yerle bir edenler, Kavanın heykelini yıkmaya çalışanlar, Nevroz alanlarındaki milyonlarca Kavayı artık çok daha yakından, onların yakmış olduğu ateşin sıcaklığını artık çok daha yakından hissediyorlar. Evet, Kava taş mıdır? Kava vicdandır. Kava mücadeledir. De haklara karşı aslında zalime, zulme karşı özgürlüğün mücadelesidir. Nevroz ateşleri yanmaya devam ettiği sürece de özgürlük mücadelesi yükselmeye devam edecektir. Nevroz vesilesiyle Kemal Kurkut'u da anmak istiyorum. Geçen Nevroz'da yitirdiğimiz, hunharca öldürülen, katledilen Kemal Kurkut kardeşimizi. Buradan annesine sevgi ve saygılarımı bu vesileyle göndermek istiyorum. Evet, Kemal Kurkut'u unutmayacağız. Diğer tüm bu cinnet aklıyla işlenmiş cinayetlerde olduğu gibi yitirdiğimiz bütün canlarımızı unutmadığımız gibi Kemal Kurkut'u da unutmayacağız. Nevroz'da evet, Kürt halkıyla aslında emek ve demokrasi güçleri, sol sosyalist güçler bir araya geldiler. Yani faşizme karşı demokratik bir siyasetin, demokrasi mücadelesinin, barış mücadelesinin nasıl birlikte verilebileceğinin en güçlü sahnesini, en güçlü tablosunu gösterdiler. Şimdi aynı mücadele kararlılığıyla 1 Mayıs'a o doğru mücadeleyi yükseltmeye devam edeceğiz. Tabii dediğim gibi biz faşizme karşı mücadele yükselttikçe onlar da gözaltılarını, baskılarını, şiddetlerini yükseltmeye devam ediyorlar. Nevroz öncesi başlayan gözaltılar Nevroz günü de devam etti. Böylece ne? Yıldırabileceklerini vaaz ediyorlar. Yıldırabileceklerini düşünüyorlar. Kimse yılmayacak. Yılgınlık yok, mücadeleye devam demiştir Nevroz'a gelen halklarımız. Parti meclisi üyemiz Berat Kıran 20 Mart'ta gözaltına alındı. Biraz önce 70'lerin karanlığından bahsettim. Aynı 12 Mart günlerinde olduğu gibi, aynı 12 Eylül günlerinde olduğu gibi işkenceye maruz kaldı. Seni ormana götürürüz, yok ederiz gibi tehditlere maruz kaldı. Biz bu senaryoları çok iyi biliyoruz. 12 Mart'tan, 12 Eylül'den biliyoruz. 90'lardan biliyoruz. Aynı senaryoları hayata geçirmek isteyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Berat Kıran ve beraberindeki genç arkadaşlarımıza bunu yapanlardan hemen hesap sorulması gerekiyor. Biz buradan bir kez daha yetkilileri, İçişleri Bakanlığı'nı göreve çağırıyoruz. Kimdir arkadaşlarımızı gözaltına alanlar? Kimdir arkadaşlarımıza işkence yapanlar?
ve onları yok etme tehdidiyle sindirmeye çalışanlar. Yine Nevroz günü de birçok arkadaşımız gözaltına alındı. Hatta MYK üyemiz sevgili Gülsün Ağaoğlu konuşmasını yaptı, konuşması bitti, gözaltına alındı. Ve çıkarıldığı mahkemede de tutuklandı. Buradan kendisine sevgilerimi yolluyorum. İnanıyorum ki bir an önce özgür kalacaktır. Bu ülkede ifadeye karşı, ifade özgürlüğüne karşı yargının, yargı eliyle sürdürülen bu sindirme politikalarına karşı hep birlikte aslında mücadelemizi yükseltmeliyiz. İfade özgürlüğüne tahammül yok. Dediğim gibi kürsüden iner inmez. Gözaltılarla insanların kendi mücadelelerini, kendi direnişlerini sergilemeye, engellemeye yönelik hamleler. Ama bütün bunlara rağmen mücadele sürüyor. Tabii bir başka tarafı da var işin, cezaevlerinde yaşananlar. Ceyhan M tipi kapalı cezaevinde 21 Şubat'tan bugüne kadar devam eden 6 mahpusun sürdürmüş olduğu bir açlık grevi söz konusu. Açlık grevine neden olan şey cezaevlerindeki şiddettir. Cezaevlerinde uygulanan sistematik şiddettir. Daha önce de bu kürsüden de dile getirdik. Defalarca Adalet Bakanlığı'nı bu konuda göreve davet ettik. Türkiye cezaevlerinde işkence var, sistematik bir işkence var dedik. Rize'de sevgili DBP eş genel başkanımız Mehmet Aslan'a uygulanan işkenceyi de buradan dile getirdik. Adalet Bakanlığı yetkilileri, Adalet Bakanlığı harekete geçmedi. Harekete geçmediği sürece bu olaylar yaygınlaşıyor. Cezaevinde açlık grevine başlayan Nedim Baysal, Ömer Toluk, Mazlum Erdem, Emin Ado, Mehmet Taç, Burhan Çelik, bu 6 arkadaşın 40 güne varan bu açlık grevleri sonucu hayati tehlikeleri başlamıştır. Vitamin alamamaktadırlar. Cezaevi yönetimi tarafından açlık grevi yaptıkları için, yani cezaevi koşullarının kötülüğüne karşı açlık grevi yaptıkları için ayrı bir şiddete de maruz kalmaktadırlar. Bu cezaevleri konusunda bir an önce yetkililerin sorumlular hakkında soruşturma açması, cezaevlerindeki bu sistematik işkenceye bir an önce önlem alması, bu konuyu açıklığa kavuşturması ve bu konuda sorumluluğu bulunanları yargının önüne getirmesini bekliyoruz. Tabii bunlar temenniler, bunların olmayacağını biliyoruz. Biz ne kadar söylersek söyleyelim, aslında iktidarın o savaş siyaseti her yeri kaplamış durumda. Cezaevlerini de kaplamış durumda, sokağı da kaplamış durumda. İnsanların özgürce kendisini ifade etmesine engel olacak şekilde her yeri çevrelenmiş, kuşatmış durumdadır. Evet, savaş siyaseti. Savaş siyaseti devam ediyor. Savaş siyasetinden beslenen bir iktidar var çünkü. Afrin yetmez, bizi Münbiç'e götür diye hani pankartlar asılıyor ya. Bu savaş siyaseti, o pankartları kendileri astırıyorlar tabii oraya. Bu savaş siyasetinden beslenerek iktidarda kalmaya çalışıyor. Bugün Afrin meselesi böyle bir mesele. Ama Afrin'den ötesini de konuşmaya başlıyorlar. Çünkü burada iktidara devam etmenin yegane yolu savaş. Ve o savaş sadece sınırın ötesinde sürmüyor. Her yerde savaş. İşte cezaevlerinde savaş, işte sokakta savaş, evlerimizin içinde savaş. Schengen, biliyorsunuz ezidi halkı 73. ferman olarak niteledi IŞİD'in katliamını ve bu katliama karşı orada yaşananlar hala hafızalarımızda ve o katliama karşı nasıl direnildiği de hala hatırlarımızda. Şimdi IŞİD yeniden canlanıyor. Haberleri geliyor. Çeşitli yerlerde yine katliamlara başlamış durumda. Nereden aldı bu cesareti acaba? Nasıl oldu da IŞİD terörü bitiyor derken IŞİD'in canlandığı haberleriyle karşılaşıyoruz? Ne oldu da? Ne olduğu ortada. Siz IŞİD artıklarıyla, ÖSO'cularla gider Afrin'e girerseniz IŞİD de tabii buradan palazlanır ve tekrardan
o terör günlerine geri dönülür. Şengalilerin Ezidi halkının hafızasındadır katliamlar. Buradan tehditler savruluyor. Şengal'e gireriz, Sincar'a gireriz diye. Ama bunun bir karşılığının olmadığını onlar da biliyorlar. Giremeyeceklerini onlar da biliyorlar. Bu Afrin meselesinde ortaya çıkan tablo aslında tüm çıplaklığıyla bu savaş siyasetinin nasıl sonuçlar doğuracağını tüm dünyanın gözü önünde sergilemiştir. Yağmacıları izledik. Ganimet peşinde koşanları izledik. Nereden izledik bunu? Tabii Türkiye televizyonlarından bunu izleme şansınız yok. Bunu BBC'den, CNN International'dan, yabancı kanallardan izleyebiliyorsunuz. Türkiye televizyonları neredeyse ÖSO'cuları Birleşmiş Milletler barış gücü olarak gösterecek. İki tablonun, iki görüntüyü yan yana seyretseniz nasıl bir algı yönetimiyle karşı karşıya olduğunuzu anlarsınız. Birisinde yağmayı seyrediyorsunuz, katliamı seyrediyorsunuz, o güruğu seyrediyorsunuz. Öbüründe bir ÖSO güzellemesi, ÖSO aslanları, şehit olmuş ÖSO aslanları söylemiyle aslında bütün bu suçun örtülmeye çalışıldığını izliyorsunuz. Bunu Türkiye televizyonları, hatta Türkiye televizyonları herhalde yetmiyor ki artık sosyal medya üzerinde de bazı yaptırımlar, uygulamalar gelerek bu gerçekliğin, bu hakikatin teşhiri engellenmeye çalışıyor. Bakın bu kürsüden bir grup toplantısında konuşmamda dedim ki Afrin Afrinlilerindir. Hükümet sözcüsü çıkmış, bu sözü beğenmiş anlaşılan. Afrin Afrinlilerindir diyor o da. Evet, sen iktidarsın, hükümetsin. Bizim bu sözümüzü alıp tekrar bunu bize söyleme. Eğer Afrin Afrinlilerinse sen çık oradan. Sen oradan çık. O götürdüğün ÖSO'yu da IŞİD artıklarını da al ve oradan çık. Afrinliler evlerine geri dönsün. Bu ÖSO'culardan hiçbiri Afrinli değil. Afrinli olsa Afrin'e girdiğinde evine gider değil mi? Ailesine gider. Bunlar ganimete paylaşmasına gidiyorlar. Dükkan yağmalamaya gidiyorlar. Evleri soymaya gidiyorlar. Hangi Afrinliymiş bunlar? Afrin'den çekilen Afrin halkı geri dönmelidir. Ama geri dönmesi için sizin Afrin'den çıkmanız gerekiyor. Bu ÖSO'cuları alın çıkın. Ama bununla da kalmayın. Madem bizim sözümüzü dinliyorsunuz, kulaklarınızı açın dinleyin. Afrin halkının mağduriyetini de tazmin edin. O yağmadan, o evini, barkını kaybedenlerin mağduriyetini de tazmin edin. Şimdi bütçe meselesi, para meselesi, kaynak meselesi gündeme geldiğinde konuşacağız yine. Ama en önemli şey aslında burada yaratılmış bu tahribatın bir an önce giderilmesidir. Yerinden yurdundan insanlar edilmiştir. İnsanlar açlığa, yoksulluğa mahkum edilmiştir. Afrin'de huzur kalmamıştır. Bu duruma bir an önce son verme zamanıdır. Fakat güzel sözü alıp AKP hükümeti her zaman yaptığı gibi kötülüklerini kamufle etmeye çalışıyor. Afrin Afrinlilerindir dedikten sonra Afrin'e vali atamaya kalkıyorlar. Nasıl illerimize, bizim belediye başkanlıklarına sahip olduğumuz illerimize kayyum atadıklar, aynı şekilde bugün de Afrin'e vali atama peşindeler. Ve burada zaten gerçek yüzleri ortaya çıkmaktadır. Bu savaş siyasetiyle, Kürt düşmanlığıyla beslenerek iktidarda kalmak ve tabii ki sınırda Suriye'nin kuzeyinde, bundan rahatsız olanlar da var biliyoruz, Suriye'nin kuzeyinde bir aslında kontrol edebilecekleri bir bölge yaratmak. Yani nüfus politikası izliyorlar.
İttihattan beri bu kafa değişmiyor. Demografiyi değiştirmeye yönelik nüfus siyaseti. Bu iddiatçı kafa aslında halkları karşı, insanlara karşı en büyük suçlardan biridir. İnsanları yerinden yurdundan eden, insanları süren, katleden bir zihniyettir. Bu iddiatçı kafanın değişme zamanı gelmiştir. 100 yıllık bu zulme son verme zamanı gelmiştir. Artık her gün televizyona çıksın diye ilçe kongrelerini de değerlendiren bir cumhurbaşkanımız var. AKP genel başkanlığıyla cumhurbaşkanlığı kimliğinin bir arada olduğunda neler olabileceğini aslında ilçe kongrelerini izlediğinizde görüyorsunuz. Diyor ki, metal yorgunluğu var. Konuştukları metal değil aslında, seçmenleri. Metal yorgunluğu var diyor onlara. Onları metal olarak görüyor çünkü. Ona robot verseniz tamam. Ama onları seçmenleri, seçmenlerini metal yapıyor diyor, metal yorgunluğu var. Şimdi diriliş zamanı diyor. Afrin'le diyor, bu diriliş başlamıştır. Yani bu Afrin meselesinin neye alet edildiğinin aslında itirafı. İtiraf ediyor. Benim Afrin'e gitme niyetim burada seçim kazanma derdimdir. Benim Afrin'e gitme niyetim sizin üzerinizdeki yorgunluğu atma niyetimdir. Onlarda metal yorgunluğu yok. Onlarda, yani senin seçmenlerinde Erdoğan yorgunluğu var. Erdoğan. Ve o o Erdoğan yorgunluğundan da çok yakında kurtulacaklar. Sen bakma seni alkışlayıp gaza getirmelerine. Ama bezmişler senden. Çok yordun bu insanları. Ve en kısa zamanda kurtulacaklar senden. Tabii bu Kürt düşmanlığı siyaseti militarist bir aklın eseri. Her yere bu militarist siyaseti yaymaya çalışıyor. Herkesi bununla kuşatmaya çalışıyor iktidar. Militarizm. Ve bunun etkisinde kalanlar bu etkiyle aslında Kürt düşmanlığını yükseltmiş oluyorlar ya da bunun yükselmesine katkı sunuyorlar. Bakın Türkiye'de Kürt sorunu meselesi aslında bir turnusol kağıdıdır. İnsanların demokrasi meselesine, barış meselesine nasıl yaklaştığının turnusol kağıdıdır. Siz Kürt sorununun çözümsüzlüğünden yana mısınız? Ki bu güvenlikçi politikalar diye adlandırılan şeyler aslında bu sorunun çözümsüzlüğüne dayalı bir iktidar anlayışıdır, bir yönetim anlayışıdır. Yoksa siz Kürt sorununun çözümünden yana mısınız? İşte bu mesele bütün ettiğiniz, söylediğiniz, eylediğiniz her şeyde aslında sizin için bir test unsuru. Nasıl yaklaşıyorsunuz? Kürt sorununu nasıl ele alıyorsunuz? Nereden bakıyorsunuz? Tam da herkesin kendini test edebileceği bir şey. Siz demokrasiden yana mısınız? O zaman bu sorun sizin açınızdan önemli bir ayırt edici unsur. Çünkü Kürt sorunun çözümü Türkiye'de demokrasi sorununun çözümü. Çünkü Kürt sorunun çözümü Türkiye'nin bu savaş siyasetinden kurtulması için en önemli meseledir. Şimdi eğer siz bu militarizmin etkisiyle konuşuyorsanız demokrasi meselesinde yol almanız çok mümkün değil. Bugünlerde bir ilkeler modası var. Herkes ilkelerden bahsediyor. İlkeler çok önemli. İlkelerde anlaşmalıyız. İlkelerde buluşmalıyız. Tamam, harika. İlkelerde buluşalım. Peki bu ilkeler ne? Bu ilkeleri bir konuşmaya başlayalım. Yani ilkeler güzel. Altında ne var bu ilkelerin? Bu ilkelerin altında demokrasi meselesi var. İyi. Demokrasi meselesi varsa iyi. Çünkü o zaman siz Kürt sorununun çözümünden yana adım atacaksınız demektir. Yok eğer bu ilkelerin altında demokrasi meselesi gelip bir sınıra dayanıyorsa, o sınırda siz Kürt sorununun çözümü değil de güvenlikçi politikalara tornistan yapıyorsanız,
Orada bir samimiyet testi sizi bekliyor demektir. Kürt sorunun çözümü ve demokrasi meselesi ve ilkeler meselesini bu bağlamda değerlendirdiğinizde bunu siz Yeni Kapı'da bulamazsınız. Bu meselede adım atmak istiyorsanız dokunulmazlıkların kaldırılmasında bulamazsınız. Tezkerelere evet derken bulamazsınız. Bunu bulacağınız yer Sayın Kılıçdaroğlu insan haklarıdır. Bunu bulacağınız yer evrensel hukuk değerleridir. Bunu bulmak için 50 tane Afrin'i feda etmeyeceksiniz. Tam tersine. Tam tersine. Belki unutmuşsunuzdur. Size hatırlatayım. Yurtta sulh, cihanda sulh diyeceksiniz. Evet. Bu savaş siyasetinin, bu yayılmacılığın, bu militarizmin bizi sürüklediği yere karşı ancak antimilitarist politikalarla dur diyebiliriz. Antimilitarist bir yaklaşımla dur diyebiliriz. O zaman demokrasi meselesinin altına ilkeleri yazmak kolaylaşır. Bakın o ilkeleri nevroz alanlarında insanlar yazdı. O nevroz alanına gelen emekçiler yazdı, kadınlar yazdı, çiftçiler yazdı, esnaf yazdı. Çünkü demokrasi meselesinin nereden geçtiği ve nereye evrileceği konusunda tabanda hiç de öyle ilkeler diyerek, büyük laflar ederek değil ama oraya gelerek, o direnişe katılarak aslında hepimize yol gösterdi. Bir tarafta savaş siyaseti, diğer tarafta yolsuzluk ekonomisi. Bu ikili sıkıştırma altındayız. Aslında bu ikisi birbirini besleyen, birbirini büyüten unsurlar. Yolsuzluk yükseldikçe iktidarın ceberrutluğu artar, baskı artar, şiddet artar. Artan baskı ve şiddetin olanaklı hale gelebilmesinin yolu da savaş siyasetinden geçer. Ve bugün bu yolsuzluk ve savaş ekonomisinin bir arada olması bizi şaşırtmıyor. Türkiye uzun süredir yolsuzluklarla uğraşıyor. Türkiye'de yolsuzluk yapılabilir bir iklim var çünkü. Hem Avrupa Birliği'nin araştırmalarında hem OECD'nin araştırmalarında Türkiye yolsuzluk şampiyonu. En çok yolsuzluk yapılan ülke sıralamasında birinci. Bu tür şeylerde biliyorsunuz birinci olmayı seviyoruz. Yolsuzluk ekonomisinin kaynağını ne oluşturuyor? Neden biz bu kadar yolsuzluklarla karşı karşıyayız diye baktığımızda aslında uygulanan iktisat politikaları, ekonomi politikaları bunu açıklıyor. Bakın, 2 yılda 20'ye yakın torba yasa çıkmış. Bir torbacılık var ortada. Topluyorlar yasaları, torba geçiyor. İçinde ne geçiyor? Nasıl geçiyor? HDP muhalefeti varsa bu anlaşılabiliyor. Arkadaşlarımızın vermiş olduğu soru önergelerinden bu takip edilebiliyor. Onun dışında bir telaşla bu yasalar hayata geçiyor. Çünkü herkes Türkiye'nin savaş gündemiyle ilgili. Ama bu savaş gündemine bakarken bu taraftan yolsuzluklara zemin hazırlayacak yasalar geçiyor. Bu 2 yıl içinde bir sürü teşvik. İncelediğinizde inanılmaz teşvik. Yatırım ortamını iyileştirme. Bu sözcükleri de özenle bulup seçip getiriyorlar. Yatırım ortamının iyileştirme. Yatırım ortamını nasıl iyileştireceğine dair kimse tartışmıyor. Bu şu demek. Ben bana yakın olan sermayeye biraz daha kaynak aktaracağım. Ve bunu aktarırken de siyaseti de finanse edeceğim. Böyle bir tezgah, böyle bir oyun içinde. Ve vergi cennetine dönüşmüş bir ülke. Vergi adaletsizliği diz boyu ama baksanız vergi cennetinde yaşıyoruz hissedersiniz. Şimdi vergi cenneti deyince bu halka yararlı bir şey değil. Bu cennet kavramı yanıltmasın kimseyi. Vergi cenneti demek vergi kaçırılabilirliğinin sağlanması, bizzat devlet eliyle vergiden kaçınma olanaklarının sağlanması demek. Yani
vergi mükelleflerine, özellikle yandaşlara bir olanak sağlama. Özelleştirme, işte şeker meselesi gündemde. Özelleştirmeler geçiyor. Nükleer santraller, doğa katliamı bu torba yasaların içinde geçiyor gidiyor. Bu arada işçinin, emekçinin fonları çarçur ediliyor. Bütün bunlardan sonra son bir düzenleme, katma değer vergisi reformu. Yine iyi bir sözcükle bir kötülük saklanmaya çalışılıyor. Ortada reform falan yok. Ortada yaklaşık, gerçi Maliye Bakanı da rakamları tam bilmiyor, 160 milyar liralık aslında bir vergi iadesi, katma değer vergisi iadesi var. Bunun bütçede karşılığı var mı? Bu fon nereden bulunacak bilmiyoruz. Artı bunun nasıl ödeneceği, bu katma değer iadelerinin kimlere, ne zaman, nasıl ödeneceği de Maliye Bakanı'nın keyfine bırakılmış. Yani burada da kimlerin kayrılacağı, kimlerin kayrılmayacağı artık yine iktidarın yandaş ölçümüne bağlı. Ne kadar yandaşsanız bu iadeyi o kadar çabuk alırsınız. Kredi Garanti Fonu'nda da yapılan o teşvik aklı burada şimdi katma değer iadesiyle bir kez daha hayata geçirilmeye çalışılıyor. Tabii vergi adaletsizliğinin bu kadar derin olduğu ülkede bu tür düzenlemelerle daha büyük adaletsizlikler yaratılacak. Fakat işte savaş siyaseti çok maliyetli bir siyaset. Dolayısıyla onu finanse etmek için akla hayale gelmeyen yöntemleri hayata geçiriyorlar. Özelleştirme, işte şekerin özelleştirilmesinden tutun da her şeyi satmaya, ne olursa olsun bir kaynak bulma telaşıyla aslında Türkiye'nin geleceğini çok daha derin krizlere sürüklüyorlar. Dolar 4 liraya geliyor, algıymış, bir şey yok onun, ciddiye almayın demek istiyorlar. Dolar 4 lira olmuş, 2 kuruş düşünce bayram edecekler. 3.98 olunca harika, 2 kuruş düşürdük. Arkadaşlar, 5 sene içinde dolarda %115 devalüasyon olmuş. %115. Bize en yakın ülke Brezilya. 5 sene içinde Brezilya'da %38 olmuş. Aradaki farka bak. Türkiye kırılgan ekonomiler arasında sayılıyor. İşte Brezilya'sı, Hindistan'ı, kırılgan ekonomiler var. Türkiye'yi de bunların içinde sayıyorlar. Bence artık saymasınlar. Türkiye kırıldı çünkü. Öyle kırılgan falan değil. Her yerinden kırılmış bir ülke Türkiye. Bu dolar çıkıyor. Bakanlar da çıkıyor televizyona tabii. Diyorlar ki bunun bize zararı yok. Doğru. Bunun size zararı yok. Sizin haliniz, vaktiniz yerinizde. Tuzunuz kuru. Parayı da dolarda tuttuğunuzu biliyoruz. O kutular, ayakkabı kutularından. Hafızamız taze. Evet, size bir şey olmuyor. Hatta durumunuz iyileşmiş oluyor. Ama bakın, çiftçiye çok şey oluyor. Çünkü dolar arttıkça mazot artıyor. Mazotun fiyatı artıyor. Dolar arttıkça yemin fiyatı artıyor. Gübrenin fiyatı artıyor. Çiftçi zor durumda. Çiftçi şimdi kalkıp evet bize bir şey olmuyor mu diyecek. Çok şey oluyor. Emekliye çok şey oluyor. Asgari ücretliye. Sene başından bugüne kadar asgari ücretli satın alma gücünü %7-8 yitirmiş durumda. Evet, size bir şey olmuyor ama bu ekonomiden dolayı işçiye, emekçiye, köylüye, emekliye, esnafa çok şey oluyor. Son 2 yıl içinde 430 bin esnaf batmış. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Daha da komiği var. Çiftlik bak. Çiftlik. Evet. Tosun. Tosun gitti Uruguay'a. 500 milyon diye ilk duyduk. Sonra rakamın daha da arttığını izliyoruz. 1 milyarın üzerinde bir rakamdan bahsediliyor. Bu 1 milyar size
küçük gelebilir. Bakın şöyle bir şey yaparsanız büyüklüğü anlarsınız. Hani bir yerde 6-0 atmıştı ya bir yere. Alın oradan o 6-0'ı. Bu 1 milyarın arkasına ekleyin. Bakın ne kadar büyük bir soygun olduğunu o 6-0'la o zaman daha iyi anlarsınız. Yoksa o 6-0'ı götürüp oralara falan atmayın. Bu soygunun arkasına ekleyin ki soygunun büyüklüğünü anlayın. Tabii nasıl oldu bu çiftlik bank? Nasıl gerçekleşti? Nasıl oldu da insanlar bu kadar farkında olmadan böyle bir tuzağa düştü? Biraz önce de belirttim. Savaş siyaseti, yoksulluk ekonomisi. Bu iklim bu tür gelişmelere olanak sağlar. Bunların bataklığıdır bu iklim. Ve burada bu bataklıkta bu tür vakaların sayısı artar. Artmaya da devam ediyor. Bakın Deniz Feneri davası, 17-25 Aralık davası. Bunlar tabii dava olamıyor. Bizim hani bir kenarda tuttuğumuz ama asla unutmayacağımız şeyler bugün gelmiştir. Çiftlik Bank'la bir başka şeyle karşımıza çıkmıştır. Çünkü ülkeyi kendi çiftliği sanan bir zihniyet yönetiyor. Ülkeyi kendi çiftliği olarak gördüğü için de zaten bu tür vakalarla karşılaşıyoruz. Ama bak söyleyeyim, sen Uruguay'da yapamazsın. Gel bu işten vazgeç. Evet, bütün bu soygun, bu talan, bu yağma sadece Afrin'de değil, her yerde. Farklı farklı uygulamalarla, farklı farklı şeylerle yağma her yerde devam ediyor. Orada ÖSO kıyafeti giymiş, burada çiftlik bankçı olmuş ya da adına ne derseniz. İşte tüm bunlara karşı bir arada hem savaşa karşı hem demokrasi mücadelesinde yan yana gelmeliyiz. Devlet ne yapıyor? Aslında iyi şeyler de yapıyor. Tasarruf yapıyor. Bakın nereden tasarruf yapıyor? Kızıltepe'den Viranşehir'e kadar olan bölgede 200'den fazla köyün elektriği yok. Köylünün borcu varmış. Türkiye'deki bütün köylülerin borcunu alsanız bu çiftlik bankın yaratmış olduğu tahribatın onda biri etmez. Ama orada köylüler elektrikten yoksun oturuyorlar. Peki bu elektriğe neden ihtiyaç duyuyor köylüler? Ne yapıyorlar? Tarlalarını suluyorlar. Tarlalarının sulama kanalları olmadığı için kendileri su getirmek zorundalar. Bunu getirmek için de ve pompaların çalışması için elektriğe ihtiyaç var. Yani gerçek çiftlik var orada, gerçek çiftlik. Buradaki çiftlik bank gibi değil. O çiftliği sulamak için buna ihtiyacı var. Sen diyorsun ki senin elektriğini keserim. Neden? Çünkü oradan nem alamıyorsun. Orada halk var. Bir de orada Kürtler var. Kürt düşmanlığı olsun da nasıl olursa olsun. Ve bu siyaset işte sizi bu duruma sürüklüyor. Bu acze sürüklüyor. Bunları her yerde söylemeye devam edeceğiz. Bunun mücadelesini her yerde bir arada vermeye devam edeceğiz. Çiftçilerle, esnafla, işçilerle. Bunlar bizim haklarımız. Bunlar bizim en temel haklarımız. Haklarımıza birlikte dayanışmayla, mücadeleyle sahip çıkacağız. Evet, zor günler ama biz de zor insanlarız. Asla vazgeçmeyiz. Asla bu mücadeleden, bu kararlılıktan geri adım atmayız. Çünkü siz bizim haklarımızı gasp ediyorsunuz. Çünkü siz bizim yaşam hakkımıza saldırıyorsunuz. Tabii ki yaşam hakkımızı da ve haklarımızı da savunacağız. Belki mahkemelerde değil. Çünkü biliyoruz ki mahkemelerden adalet kovulmuş durumda. Hatta öyle bir hale gelmiş ki son yargıdaki atamalara baktığınızda artık oralara ne kadar mahkeme denir tartışılır durumda. Zaten arkadaşlarımızın duruşmalarında bunu bütün çıplaklığıyla biz izliyoruz. Ama bu iktidar durdurak bilmiyor. Ve bilmediği için de aslında şimdi atamalarla yargı sistemini çok daha ciddi bir mağduriyete sürüklüyor. Bakın bu çiftlik bank konusuna tekrar dönecek olursak, eğer bu ülkede yargı liyakat esasıyla çalışmış olsaydı, eğer bu ülkenin mahkemeleri bağımsız
tarafsız olabilseydi, sevgili milletvekilimiz, İzmir milletvekilimiz Müslüm Doğan, Çiftlik Bank'la ilgili 25 Aralık'ta soru önergesi veriyor. Hiçbir savcı okumamış. SPK 28 Aralık'ta savcıları göreve çağırıyor. Kimse ilgilenmemiş. Çünkü onların işi gücü HDP ile ilgilenmek. Hangi HDP'liyi tutuklayalım, yargılayalım derdinde. Belge burada. Vekil de burada. Çiftlik Bank başbakana soruyor. Başbakan herhalde baktı. HDP mi? İlgilenmeyelim. O sırada başbakanın tosunu İstanbul'da. 19 Şubat'a kadar. 25 Aralık'ta soru önergesi veriliyor. 19 Şubat'a kadar kendi avukatının ifadesi İstanbul'da. 50 gün. 50 gün sonra gidiyor. Şimdi savcılara sormak lazım. Siz ne yaptınız? Siz biraz bizim yakamızdan düşün de bu hırsızlarla ilgilenin biraz. Nedir bu sizin bu yargı, hukuk ya da işte adalet meselesindeki körlüğünüz? Artık gözünüzü açma zamanı gelmiştir. Bu gidişat ülkeyi büyük bir felakete sürüklemektedir. Siz Erdoğan'ın AKP Genel Başkanı'nın konuşmalarından kendinize vazife çıkartıyorsunuz. Onun dışında hiçbir şeyle ilgilenmiyorsunuz. Tıpkı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilerde olduğu gibi. Öğrenciler savaş karşıtı bir eylem yapıyorlar. Beğenin beğenmeyin. Savaş taraftarları da var orada. Savaş taraftarlığı suç. Suçluyu övüyorsunuz. Savaş karşıtlığı Birleşmiş Milletler kararlarında da var. Aslında yasal bir hak ve eylem. Onları gözaltına alıyorsunuz. Ve bunu neden yapıyorsunuz? Çünkü Cumhurbaşkanı çıkıyor diyor ki konuşmasında, o komünist, o vatan haini, terörist gençlerle ilgili her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bu çalışma dediği savcılara talimat. Bu gençlerin üniversitede okuma hakkını bu gençlere vermeyeceğiz. Şimdi bu size aslında kulağınızda bir yerlerde daha o var. Hatırlıyorsunuz. Nereden? 28 Şubat'ta Kemal Gürüz söylüyordu bu sözleri. Türbanlı öğrencilerin okuma hakkını gasp ederken böyle söylüyordu. Şimdi Erdoğan yine öğrencilerin okuma hakkını gasp ederken aynı sözcükleri kullanıyor. Bunlar aslında aynı zihniyetin tezahüründen başka bir şey değildir. Basın özgür olmayınca bunların teşhiri de kolay olmuyor. Basın özgürlüğünün ortadan kaldırıldığı bir süreci izliyoruz. Basın özgürlüğünün kalkması yetmiyormuş gibi basında tekelleşmeyi de izliyoruz. Bugün son yapılan satışla basındaki tekelleşme artık çok belirgin hale gelmiştir. HDP geçmiş dönemde bu konuda çok önemli bir nokta işaret etti. Basın özgürlüğü, basın alanındaki faaliyetlerin diğer faaliyet alanlarından ayrışmasıyla mümkün olabilir dedi. Yani başka işler yaparken ben bir de yanında medya alanına gireceğim diyen bir zihniyet eninde sonunda ya iktidarın payandası olur ya da bu tekelleşmeye gider. İşte tam da basın özgürlüğünün sağlanması konusu bu aslında medya alanındaki düzenlemelerden geçiyor. Evet sevgili arkadaşlarım, değerli konuklar. Son olarak bir de Avrupa Birliği konusunda bir iki şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz dün akşam Varna'da bir toplantı gerçekleşti. Avrupa Birliği ile ilgili liderler düzeyinde uzun süredir gerçekleşmeyen bir toplantı olması nedeniyle aslında beklentiler büyüktü. Tabii bu beklentileri karşılayacak bir sonuç çıkmadı. Çıkamaz. Çıkmayacağını biz biliyorduk. Nereden biliyorduk? Çünkü hem Avrupa Birliği samimi değil, hem bu iktidarın hesabı aslında başka.
savaş siyaseti, yolsuzluk ekonomisi üzerine kendisini yapılandırmış bir iktidarın Avrupa Birliği ile ilgili yaklaşımında hiçbir samimiyet söz konusu değildir. Olamazdı. Avrupa Birliği'nin de Kopenhag kriterleri meselesine yaklaşımı önemlidir. Bu Kopenhag kriterlerinin sınırını siz Edirne'ye kadar tutar sonrasına taşımazsanız bilin ki bu Kopenhag kriterleri meselesi Avrupa'nın içinde de iyiliş edilecektir. Avrupa'nın içinde de bu sözleşme çökecektir. Avrupa'da yükselen sağ partiler, ırkçı partilerin neden yükseldiği sorusunun yanıtı aslında demokrasi meselesinde Avrupa'nın ikircikli yaklaşımında saklıdır. Türkiye'deki demokrasi meselesine, Afrin meselesine yaklaşırken önce silah ticareti yapalım, sonra görüşmelere devam ederiz yaklaşımı aslında Afrin halkının nasıl yaşam hakkına müdahale ise Türkiye'deki halkların da demokrasi meselesine olumsuz bir yaklaşımdır. Evet, sevgili konuklar, değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin gündemi yoğun. Bu yoğun gündemde hakikatin sesi olarak HDP mücadeleye devam ediyor. Olduğumuz her yerde, meclis kürsüsünde, sokaklarda, her yerde hakikatin sesini yükseltmeye devam edeceğiz. Gün gelecek soru önergeleriyle, gün gelecek Nevrozlar'da olduğu gibi büyük kalabalıklarla bu mücadeleyi yükselteceğiz. Ben tüm arkadaşlarıma çalışmalarında başarılar diliyorum. Konuklarımız buraya gelerek bize güç kattılar. Onlara da bir kez daha teşekkür ediyorum. Serkeftin Hevano, yolumuz açık olsun.